Sizin aynı şekilde anlatıcısınız. Dünya üzerindeki herhangi bir durumu her... Hatta okurken aynı zamanda Oğuz gibi ya da diğer arkadaşlarımız gibi çalıştım. 2005'lerden sonrasında gelişti. Herkes erişebilir oldu. Hani sizin yaşınızdayken biz sadece faydalanıyoruz. Televizyonlardan her gün hepiniz izliyorsunuz. Bunun dışında gazeteler var, dergiler var. Tabii ilk olarak büyüklerimiz, tabii ben de hiç yapmadım. Büyüklerimiz ilk olarak bu fotoğrafı çekiyorlarmış. Daha sonrasında bir şey, hani uluslararası platformda kullanılan şeyler. Nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim? Bak çevirdim. Çevirdim bak. Mikrofona bak. Değerli yani sonuçta olacağız mesleğin altyapısını ulaştıran bir sürü. İlk önce haberin nasıl olması gerektiğinden, haberin 5N bir kas sorularına cevap vermesi gerektiğini öğrendik. Ondan sonra portre nasıl çekilir, onlara biraz daha yoğunluk verdik. Kamera açıları, kadraj, onları öğrendik. Açıkçası ben bu atölyede çok eğleniyorum ve yani zamanımın böyle geçmesi beni mutlu ediyor. Normalde ben okulda kulüplerde çok sıkılan bir öğrenciydim böyle ama bu kulüp bana biraz daha eğlence kattı. Okulumuzda bulunması beni mutlu ediyor. Haber atölyesinin ilerleyen yıllarda hocalarımız bize yardım edemese devam etmesini istiyorum. Çünkü bu çocuklara aslında hem hobi olarak hem de ileride yapacakları mesleğe karar vermelerini sağlayan bir kulüp. Ve bu şekilde aslında boş zamanlarını da gideriyorlar. Bence devam etmeli bu kulüp ve ben ilerleyen zamanlarda devam ettireceğim. İlk baş böyle geldiğime pişman olmuş gibi hissettim. Ama sonra bu fikrim bugün değişti. Geçen hafta da değişmişti. Çok iyi şeyler yapılıyor. Sevdim bu kulübü. Nasıl mikrofon tutulabileceğini öğrendim. Nasıl kamera kullanabileceğini öğrendim. Daha başka şeyler de var. Evet, muhabirliği sevdim. Biz proje dersimiz kapsamında bu kez Çocuklar Yazıyor adında bir proje gerçekleştik, yürüttük bunu. Aslında çıkış noktamız gazeteciliğin Türkiye'de en az tercih edilen ikinci meslek olmasıydı ve bu gazeteciliğin geleceği adına çok kötü bizim için. Ben bir yıldır gazetecilik yapıyorum ve gelecek neslin gazeteciliği sevmesini, sorgulamayı sevmesini, merak duygusunu gidermesini istiyorum. Ekip arkadaşlarımızla beraber herhangi bir okulla oluşturacağımız ekiple bu çocukların 10-12 yaş arasındaki çocukların çevresini sorgulamasını, merak etmesini ve bunu haber haline getirmesini planlamıştık, düşünmüştük. Ve büyük ölçüde bunu başardık. Bugün ise gerçekleştirdiğimiz konferansta alanında uzman kişileri çağırarak onların tecrübelerini çocuklara aktarmasını, aslında gazeteciliğin sondan ikinci sırada olmaması gerektiğini çocuklara, bu yaştaki çocuklara göstermek istedik. Aslında çocuklar gazetecilikle çok benzer nokta özellikleri var. Gazeteciler çocuklar gibi merak eder, sorgulamayı bırakmaz, çevresini anlamlandırma ihtiyacı duyar. Birazdan hocam senden soracağım. Haber nedir diye kendinize sorduğumuzda haber... Kadir Arslan, İltasabel Ajansı Eskişehir haber müdürü olarak bir yıldır görev yapıyorum. Yaklaşık olarak 6 yıldır da bu mesleğin içeri. Yani bir de bu önemli bir haberdi aslında. Bizim yerimize başkalarını göndermişlerdi. Başka bir şey çekiyor. Başka bir şey.